Arkadaşlar merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kuyruk yağı eriteceğiz. Bu gördüğünüz kuzunun kuyruk yağı, bizim kuzuların kuyruk yağı bu. Kuzun eti nasıl yiyorsanız yağını o şekilde tüketebilirsiniz. Bu ekonomi krizde gerçekten ıy mıy falan demeyin yani. Her şey o kadar çok pahalanmış ki artık. Kuyruk yağını güzelce kavurup yemeklerinize karıştırabilirsiniz. Vücudumuz için gerçekten birçok faydası var. Araştırdığınız zaman göreceksiniz bunu. Çok sağlıklı. Benim kanalım yemek kanalı. Söyleyeceklerim biraz saçma olabilir ama bunu belirtmeden geçemeyeceğim buradan. Biz hayvancılık ve besicilikle uğraşıyoruz. Son zamanlarda yemlere, samana gelen zamlar bizi inanılmaz derecede çok etkiledi. Bizim gibi bu iş yapan birçok kişiyi çok etkiledi. Ekonomi kriz bizi vurdu yani, öyle söyleyeyim size. Biz üreticiler bu hayvanları beslemesek, eti, sütü, yoğurdu üretmezsek zaten dışarıdan ithal ediyoruz. Daha çok ithal edilecek ve daha çok pahalı olacak her şey. Devletimizden sadece bizim gibi üreticilere destek bekliyoruz. Başınızı ağrıttım, kusura bakmayın. Şimdi kuyruk yağını doğramaya geçebiliriz. Bu şekilde doğruyorum. Kuyruk yağını doğradım. Tencereye ekledim. Bu gördüğünüzde kuyruk kemiği. Burada piştiği zaman gayet güzel oluyor. Güzelce kavuruyoruz burada. Tuz ekliyorum üzerine, göz kararı. Yağımız kavrulmaya başladı. Biz bunlara kakırdak diyoruz. Biraz daha pembeleşsin. İçinden kakırdaklarını alacağım. Kakırdaklarımız gayet güzel pembeleşmişler. Şimdi içinden alıyorum bunları. Kızarak kakırdaklarımızı aldım içinden. İsterseniz bu aşamada içine tereyağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı ekleyip tekrar o şekilde kızartabilirsiniz. Annem o şekilde yapar aslında. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Yemekleri azar azar ekliyorum. Kakırdakları isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz böreklerde kullanabilirsiniz. Gerçekten böreklere çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Burada yağı biraz daha kızartıyoruz. Az kızartırsanız kuyruk yağı kokar yemeklerde. O yüzden pes pembe yaparsanız hiç kokusu falan olmaz. Yağımız kızardı. Ocağın altını kapattım. Biraz soğusun. Bu yağı süzüyoruz. Yağı süzdüm kavanoza. Tencerenin tabanında tuzu ve tortusu kaldı bu şekilde. Yağımız soğuduğu zaman gayet güzel bembeyaz olacak. Kuyruk yağımız biraz soğudu arkadaşlar. Daha tam soğumadı tabi ama. Şu şekilde gayet güzel pembeleştirdik. Yemeklerinizi azar azar ekleyin. Tadı gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim.
Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.